Değerli dinleyicilerim, hikayemizin merakla beklenen, heyecan dolu final bölümüne hoş geldiniz. İyi dinlemeler. Atakan'a bakıp, "Sana bunu veren kefene neden verdi? Senden ne istedi?" diye sordu. Atakan sadece yüzüne bakıyordu. Hocaya cevap veremedi. "Hiç kullandınız mı bu kitabı?" dedi hoca. "Kullandık hocam," dedim. Hocanın yüzü düştü. Hayal kırıklığına uğramıştı bu cevabım karşısında. Dikkatimi çeken şey şu oldu. Kitabın sadece dışına baktı ama içini açmıyordu. "Hocam, incelemeyecek misiniz?" dedim. "İnceleyeceğim oğlum ama önce karnımızı doyuralım," dedi. Hocada bir gariplik vardı. Ne olduğunu anlamamıştım ama vardı. Yemek filan yiyelim derken akşam oldu. Oturduk tekrardan. Kitap hocanın yanında duruyordu. Güneş tam olarak battıktan sonra sanki bu anı bekliyormuş gibi hoca gözlerini Atakan'a dikti. Arapça konuşuyordu. "Kimin hizmetindesin?" dedi. Atakan'ın gözleri fal taşı gibi açıldı. Hocaya bakıyordu. Hoca ayağa kalktı ve Atakan üzerine yürüdü. Hocanın amacının bizi akşam olana kadar oyalamak olduğunu işte o an anlamıştım. Gözlerine baktı Atakan'ın. "Kim o ifrit?" diyordu. Hocanın bu anlamsız hareketlerinden hiçbir şey anlamıyordum. Ayağa kalktım. "Hocam, ne oluyor?" dedim. Duymuyordu beni. "Sadece nerede o?" diyordu. Atakan korkarak hocaya bakıyordu. "Kapıda mı?" dedi hoca. Atakan iyice yaklaştı. Yüzüne karşı bağırdı birden. "Kapıda mı o?" dedi. Atakan eğdi boynunu. Ağlıyordu. Sanki çok üzgündü. Hoca bağırmaya devam etti. Atakan hala susmadan ağlıyordu. Sonra hoca Atakan'ı omuzlarından tutup sarstı. Bağırıyordu hoca. "Ey ne?" dedi. "Nerede o?" Atakan artık yere dizlerin üzerine çömelmiş, hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Hoca bıraktı onu. Kapıya yöneldi. Atakan hocanın koluna yapıştı. "Ene, yani ben," dedi. Hoca gözlerine baktı Atakan'ın. "Eyne Beytüke," dedi. "Nereden geldin buraya?" diyordu. Ağlayan, üzülen Atakan birden sırıtmaya başlamıştı. Gülüyordu. Hocaya bakıp boynunu tuhaf tuhaf sallıyordu. Hoca, "Git buradan şerli," dedi. Sessiz şekilde gülüyordu artık Atakan. Gitmiyordu. Sadece gülüyordu. Zevk alıyordu sanki bu durumdan. Hoca bana baktı. "Tut kollarını şunun," dedi. Hemen tuttum kollarını. Hoca ağzını açtı. Bir eliyle çenesini aşağı doğru çekiyor, diğer elinin baş parmağını alnına bastırıyordu. Bir şeyler okumaya başladı. Gülmesi durdu Atakan'ın. Hoca, "Ey ne beytüke," dedi tekrardan. Atakan gözlerine nefretle baktı hocanın. Sonra bağırdı yüzüne karşı. "Nabat," dedi ürpertici bir ses ile. O anki görüntüyü hiç unutamam. Hoca alnına daha sıkı bastırıyor, konuşmasını engellemek için çenesini iyice sıkı tutuyordu artık. Birden Atakan'ın alnında siyah sanki kül gibi kefere yazısı çıktı. Gözlerim fal taşı gibi açıldı. Sadece izliyordum. Hoca, "Git kapıyı aç," dedi. Koşup açtım kapıyı. Atakan kapıdan ışımla çıktı. Kendisi çıkmıştı bu sefer gecenin karanlığında. Hoca kanter içinde kalmıştı. Tuttum kolundan. "Oturun hocam," dedim. Oturdu köşesine. Betim benzim atmıştı benim de zaten. Hiçbir şey anlayamamıştım. Kitabı veren adamla aynı yazı çıkmıştı çünkü. Hocaya bakıyordum ayakta dikilip. "Otur oğlum, anlatacağım," dedi. Hocaya baktım. Kaşları çatık, düşünceli düşünceli yere bakıyordu. Oturdum ben de mindere. Kısa bir müddet yere bakarak sustu. Sonra anlatmaya başladı. "Başından beri tahmin ediyordum. Lakin olmaması için dua ediyordum oğlum," dedi. "Hiçbir şey anlamadım. Aynı zamanda hiçbir şey de demedim. Sözünü tamamlamasını bekliyordum. Anlaşma yapmış oğlum. Gözünü nasıl bir hırs, nasıl bir şer bürüdüyse kendini onlara mühürlemiş," dedi. Sadece anlamazca bakıyordum yüzüne. Bu kitap çok uzaklardan gelmiş. Kitaba sahip olan kişi aynı zamanda onun verdiği bilgilerin yanında şehrine de ortak olur. Güce kavuştuğunu zannedersin ama bu sahte bir güçtür. Bu kitabın yazarı da Ademoğlu olarak doğan lakin onlara mühürlenmiş biridir. Kitap sana hayırlı bir şey öğretmez oğlum. Eğer fark ettiysen kitabı açmadım daha.
Bunu açmak dahi çok büyük belalara sürükleyebilir insanı. Bu çocuğa bu kitabı veren adam neden verdi bilmiyorum, lakin arkadaşın mühürlemeyi bu kitaptan öğrenmiş olmalı. Bu kitaptan yaptığınız şey nasıl bir şeydi? Neler kullandınız oğlum dedi. Kullandıklarımızı kitaptan alıp söylediklerimizi tek tek aktardım. Hocanın zaten düşünceli olan yüzü iyice karışık bir ifade aldı. Sen hiç konuştun mu ateşten gelenle diye sordu bana. Kısa bir müddet hocaya baktım. Sonra konuştum hocam dedim. Gözlerini bana dikti. Bir şeyler görmek istiyordu sanki. Uzunca bir müddet sessizce gözlerini dikerek bana baktıktan sonra yumuşak bir ses tonuyla ''Oğlum, biraz önceki mühürlenmişe yaptığımız şeyi sana da yapacağız. Zira senin şu anki hali vaziyetini anlamanın tek yolu bu.'' dedi. Sessizce tamam der gibi kafamı sallayabildim. Elinin birini alt çeneme bastırdı. Diğeriyle de alnıma bastırmaya başladı. Arapça bir şeyler okuyordu. Ben ise hocanın gözlerine bakıyordum sadece. Bir müddet böyle devam etti. Sonra doğruca dik bir şekilde gözlerime bakıp çekti ellerini. ''Çok şükür oğlum, seni mühürleyememişler.'' dedi. Yine sadece hocanın yüzüne bakıyordum anlamsızca. Ancak içimde umutların filizlenmesine sebep olmuştu hocamın bu cümlesi. Zira son zamanlarda yaşadıklarımdan sonra ilk defa ben galip gelmiştim. Tohumlarını bana ulaştıramamışlardı. Kısa bir müddet sessizce durduktan sonra ''Hocam, Atakan nereye gitti? Durumu nedir? Düzelecek mi?'' diye sordum. ''Bu meseleden bahsedeceğim zaten sana oğlum.'' dedi. Ancak bu sorularımdan sadece birine yanıt verip ''Hiçbir yere gidemez. Bu kitaptan ayrılamaz.'' dedi. Daha sonra kapıya yöneldi. Kapıyı açtı. Sonra beni çağırdı. Vardım hocanın yanına. Atakan'ı işaret etti eliyle. Karanlıkta zor seçilse de Atakan dışarıda duvar dibinde boynunu eğmiş vaziyette yere bakıp sallanıp duruyordu. İçler acısı bir hali vardı. Yaptıklarını çekiyordu. Bir yandan düşününce de acıyordum haline. Sonuçta o da insandı. Ne kadar da mühürlenmiş olsa da. Dışarı çıktık beraber. Küçük bir köy olduğu için hiç ışık yoktu. Var olan aydınlatma direklerinin lambaları da ya kırılmış ya da elektrik gitmiyordu. Hoca ile beraber Atakan'ın yanına gittik. Hoca Atakan'a ''Gel oğlum, eve girelim.'' dedi. İçeri getirdik Atakan'ı. ''Nasıl hissediyorsun kendin?'' diye sordu. Atakan bembeyaz bir yüzle sadece susuyordu. Hiçbir şey demeden. ''Benim odama git oğlum. Halının en uç köşesinin alt kısmında bir musluk olacaktı. Al gel.'' dedi. Alıp geldim. Atakan'la çok yumuşak konuşuyordu hoca. Onu da konuşturmaya çalışıyordu. Getirdim muskayı hocaya verdim. Atakan'a döndü hoca. ''Gel oğlum, tak şunu boynuna.'' dedi. Atakan kafasını hayır anlamında sağa sola sallıyor, ''Takmam.'' diyordu. Ocağı sevecen bir sesi takmasını istedikçe o ''Takmam.'' diye diretiyordu. Hoca bana işaret etti gözüyle, ''Tut dercesine.'' Hemen tuttum kollarını. Hoca yaklaştıkça elinde muskayla bağırmaya başladı. Ama öyle bağırıyordu ki sanki vücuduna bıçaklar saplıyorduk. Hoca muskayı takınca sesi kesildi. Gücü tükenmiş gibiydi. Tuttuk hocayla oturttuk mindere. Hoca ''Su getir oğlum.'' dedi. Gidip su getirdim. Suyu içirdi Atakan'a. Daha sonra başını okşayıp ''Ah be oğlum, bu kadar şehre bulaşmanın sebebi neydi böyle? Daha gencecik fidan gibi çocuksun.'' diyor, onu teskin ediyordu. Atakan daha iyiydi şimdi. En azından şimdi daha az korkuyor gibiydi. Hoca ona nasihat veriyordu bu sırada. ''Eğer çıkarmanı isteyenler olursa çıkarma bu muskayı oğlum. Eğer ailen suretine biri gelip çıkarmak isterse derhal sana öğreteceklerimi oku. Onların lafına uyma.'' diyordu. Atakan dikkat kesilmiş hocayı dinliyordu. ''Hocam, bu kitabı dışarı çıkıp şu gecenin karanlığında yaksak ne olur?'' dedim. ''O zaman arkadaşın da yanar oğlum. Madde olarak değil ancak diğer türlü yanar.'' dedi. ''Ne yapacağız peki?'' dedim. ''Anlaşma yapacağız oğlum. Onlarla görüşüp kabilesinden kimsenin gelmemesi için anlaşma yapacağız.'' dedi. ''Hocam, ne anlaşması? Nasıl oluyor bu?'' dedim. ''Oğlum, benim sen yaşlarda böyle bir derdi başına sarmış bir evladım vardı yıllar önce.'' deyip oğluyla gelenini anlatmaya başladı. ''Oğlum, bundan 37 sene evveldi. Daha dün gibi hatırlıyorum. Benim gözümün nuru bir evladım vardı.
annesini doğumda kaybettik. Hem analık hem de babalık yapıp gözümden sakınırdım. O da bana can yoldaşlığı yapardı. Çok üstün bir alaka sahip, karakterli bir çocuktu. 21 yaşındaydı o sene. Beraber oduna gidiyorduk sık sık. Benden daha iyi bir oduncuydu o yaşına rağmen. Yine bir gün oduna ihtiyacımız vardı, lakin ben hasta yatıyordum. "Oğlum, bugün sen git," dedim. Sağ olsun beni hiç kırmazdı. Derhal baltasını sırtına yükleyip oduna gitti. Ancak normalde dönmüş olması gereken saate göre hayli gecikince başına bir musibet gelmesinden korkmuştum. Akşamın ilk ışıklarıyla beraber hasta halimle köyden birkaç ahbabımın kapısını çalıp ormanı aramaya gittik. Gaz lambaları vardı o zamanlar. Elektrik ne arasın? Aldık elimize gaz lambasını, evladımı arıyorduk. Ormanda hepimiz farklı yönlere daldık ki oğlumu daha kolay bulalım. Gaz lambasını verdiği azıcık ışıkta ilerideki bir ağacın karşısında ayakta dikilip hareketsizce ağaca bakan bir insan silüeti fark ettim. Yaklaştıkça daha net belli oluyordu. Evet, bu oğlumdu. Aceleyle yanına vardım. "Oğlum," dedim, ses vermedi. Hala ağacın dibindeydi ve ağaca bakıyordu. Arkası bana dönüktü. "Oğlum," dedim ikinci kez. Yine ses vermedi. Adeta bir heykeldi. Taştandı sanki. En ufak bir kıpırtı yoktu. Hiçbir tepki vermiyordu. Omzuna dokunmamla büyük bir hızla yüzünü bana dönmesi bir oldu. Tam yüzünü görecekken kayboldu. Ama ben yüzünü görmüştüm. Bundan sonra gözlerimi açtığımda oğlumu aramaya çıktığım dostlarım yanımdaydı. Anladığım kadarıyla halen ormandaydık. Ben ağaçların dökülen yaprakların üzerinde oğlumu gördüğüm ağacın dibinde yatıyordum. Dostlarım loş ışığın verdiği hafif parlaklıkta bana bakıyorlardı. Kendime gelmem birkaç dakikayı bulmuştu. "İyi misin?" diyorlardı. Kendimi toplayınca "İyiyim. Oğlum nerede?" diye sordum. "Oğlunu bulamadık," dediler. "Nasıl olur? Şimdi buradaydı," dedim. "Hayır. Senin bağırmanla geldik buraya. Geldiğimizde de sen yerde baygın yatıyordun," dediler. Sonra zihnimi topladım ve oğlum yüzünü bana döndüğünde gördüğüm o dehşet verici manzarayı hatırladım. Hayatımın her günü o yüzü hatırlıyorum. Her saat, her dakika aklımda o görüntü vardı. "Nasıl bir görüntüydü hocam? Söyleyin," dedim. "Oğlumdu, lakin gözlerinde ve saçlarında bir gariplik vardı," dedi. "Nasıl yani?" dedim. "Bana nefretle bakıyordu. Saçları normalden daha uzundu. Bir günde uzamayacak kadar. Öz babasını öldürmek ister gibi bakıyordu. Yüzüme bakıp kısık bir sesle konuştu. Arapça sadece bir kelime çıktı ağzından," dedi. "Nedir o hocam?" dedim. "Hum," diyordu oğlum. "Sadece hum." Acı çekiyor gibiydi. Birileri ızdırap veriyordu sanki oğluma. Biricik evladımın o görüntüsüne daha fazla dayanamadım. Gözlerimden yaşlar boşaldı," diyordu. Oğlumu o halde görünce kahroluyordum adeta. Fiziken oğlum da ama ruhen o gitmişti. Sanki başkasıydı benimle konuşan. Bayılmışım o görüntüyü görünce. Daha sonra uyandığımda arkadaşlarım yanımdaydı. İşte o güne dek bu kadar kendimi ilme bağlamamıştım. Lakin tek varlığım oğlumu o halde görünce işim gücüm onlar oldu," dedi. "Peki geliniz bu mevzuyla alakalı mı?" dedim. "Mevzunun ta kendisi oğlum," dedi. "O gece gelinimin soyundan gelenler oğlumu o hale getirenler," diyordu. "Oğlunuzu gördünüz mü bir daha?" dedim. "Gördüm oğlum. Gelinimle beraber geldiler." Anlatmaya devam ediyordu. "Sen hiç onların düğününü duydun mu oğlum?" dedi. "Hayır hocam. Anlatın," dedim. "Anlatayım," dedi. "Hocam, onların düğünlerini anlatmaya başladı. Oğlum iyi dinle. Nasihatlerime kulak ver. Ormanlık ve ıssız bir takım alanlardan toplu halde geçerler. Bazı bölgeler onların yolları üzerindedir. Düğünlerini de böyle yerlerde yaparlar. Eğer bir gün yalnızken böyle bir düğün alayı görürsen, bir gariplik hissedersen, bu düğün alayı fazla sessiz ise, yüzlerinde garip bir ifade ve bir duygusuzluk var ise sakın ola bakma o tarafa. Kendi yolundan git. O alaya takılıp sakın gitme," dedi. "Tamam hocam," dedim. "Ama bu telkinden sonra yalnız kalmaya korkuyordum ki halen düğünlerine denk gelirim diye yalnızken geceleri bir yere gitme konusunda çekincelerim olurdu. İşte benim kendi oğlum da onların arasına katılmıştı. Her zaman tembih ederdim. Bu konuda uyarırdım ama
nefsine hakim olamayıp onlara bakmış ve oğlumu almışlar dedi. Bu benim suçum. Onu yalnız yollamamalıydım. Lakin ben de onlardan oğlumu almalarına karşılık gelinim dediğimi aldım dedi. Nerelere baktıysam da oğlumu bulamadım dedi. Ancak bu olayların üzerinden bir hayli zaman geçmişti. Bir gün güneş battıktan sonra kendi kendime oturmuş gaz lambasının ışığında düşünürken kapı çaldı. Açmamla hayrete düşmen bir olmuştu. Oğlum karşımda bana bakıyordu. Hem de hiçbir anormallik yoktu. Gözlerine baktım. Evet, bu yavrumun gözleriydi. Sarıldım ona. Ancak o bana sarılmıyordu. Aceleci bir tavrı vardı. Gitmem gerek baba dedi sadece. Dur dedim. Aylardır hep bu anı beklemiştim. Hazırlıklıydım. Omuzlarından tutup okumaya başladım. Birden oğlumun arkasından göründüler dedi. Oğlumu alamadım ama onlardan da ben bir şey aldım. O gece gelinim dediğimi aldım diyordu. Peki oğlunuz hala onlarla mı dedim? Bilmiyorum oğlum. Ancak hislerin bana onlarla olduğunu, hala hayatta olduğunu söylüyor dedi. Hocam, Atakan'ın durumu ne olacak dedim. Önce mührü bozacağız. Eğer bozamazsak ilelebet rahat bırakmazlar dedi. Nasıl bozacağız hocam dedim. Bozacağız inşallah oğlum dedi. Ve gerekli malzemeleri söyledi. Bu malzemelerin bir kısmı ormandan getirilecekti. Ben giderim hocam. Toplar gelirim gerekli şeyleri dedim. Zaten sabah güneş ışığında bir şey olmaz diye düşünüyordum. Hayır oğlum. Tek başına gitme. Beraber gidelim dedi. Hocam, yalnız gideyim. Zaten bugün çok yoruldunuz. Siz istirahat edin dedim. Atakan'a da gel sen de istersen. Hava alırsın, kendine gelirsin dedim. O şaşkınlığı üzerinden atmış olsa da yine de bir tuhaflık vardı. Ama kafasını sallayarak gelmek istediğini belirtti. Her şeye rağmen onu da rahatlatmaya çalışıyordum. İhtiyacım vardı şu aşamada ona. Atakan'la beraber ormana, hocanın bize tarif ettiği şeyleri toplamaya gittik. Hoca bizi ormana gitmeden evvel bazı hususlarda uyarmıştı. Bazı yazılardan ve bazı çizgilerden bahsetmişti. Eğer bir takım ağaçlarda Arap harflerine benzer şekilde yazılar görürsek derhal geri dönmemizi sıkı sıkı tembih etmişti. Hocanın evinin arka tarafından girdik ormana doğru. Hocanın tarif ettiği şeyleri aramaya koyulduk. Zaten çok uzakta olmayacağını söylemişti. Bir taraftan yürüyor, bir taraftan da göz ucuyla Atakan'a bakıyordum. Yüzünü yere eğmiş, düşünceli bir şekilde yürüyordu. Bir müddet böyle yan yana yürüdük. İkimizden de çıt çıkmıyordu. Sadece kuş ve böcek sesleri vardı bu derin sessizliği bozan. İlerledikçe güneş ışığı azalıyor, ağaçların dalları her yeri kaplıyordu. Elimi Atakan'ın omzuna vurdum. Hafiften gülümsedim. Bulabilecek miyiz hocanın istediklerini dedim. Amacım yaptıklarından çok pişman olan bir adamı teselli etmekti. Yüzüme bakıp saatli bir gülümsemeyle buluruz be dostum dedi. Ben de hafiften gülümsedim ama nedendir bilinmez ona karşı içim yumuşamıyordu. Aksine onu her gördüğümde nefret duyuyordum. Biraz daha yürüdükten sonra hocanın tarif ettiği bölgeye geldiğimizi anladım. Zira yerde içi sarı adında çiçekler vardı. Bu çiçeklerin ortasındaki kısmı istemişti hoca. Onlardan topladık. Ancak işimiz henüz bitmemişti. Hocanın dediğine göre bu çiçeklerin yakınında bu çiçeğe benzeyen mor renkli başka çiçekler de olacaktı. Biraz daha ileri gidip bu çiçekleri aramaya koyulduk. Etrafa bakarak ağır ağır yürürken birden gözüm bir ağaca çarptı. Diğerlerinden çok farklıydı. Çok kalın bir gövdesi vardı ama dikkatimi çeken bu değildi. Üzerinde bir şekil vardı sanki. Yaklaştım ağacın yanına. Arapçaya benzer bir şeyler kazınmıştı üzerine. Ancak bıçakla değil. Sanki o ağaçta her zaman olan bir şeydi. Ya da bir ağacın içinden kazınmıştı. Çok ilginçti. Direkt aklıma hocanın nasihati geldi. Hemen geri dönecektim. Ancak arkama baktım, Atakan yoktu. Sonra tekrar yazılı ağaç tarafına dönünce Atakan'ın ağacın diğer tarafına geçtiğini gördüm. Atakan, hadi gidelim buradan. Diğer çiçeği bulamadığımızı söyleriz dedim. Atakan ayakta, ağacın diğer tarafında bir şeye bakıyordu. Tekrar seslendim. Atakan, sana diyorum. Hadi birader gidelim dedim. Duymuyordu sanki beni. Hocanın söylediklerini bir an boş verip ben de yanına doğru gittim. Yüzüne baktım. Hiçbir gariplik yoktu. Ne oluyor birader, nereye bakıyorsun dedim.
İşte çiçekler orada dedi. Gösterdiği tarafa baktım. Gerçekten de hocanın tarif ettiği diğer çiçekler vardı. Yazıları falan unuttum. Sevindim bir an. Hadi hemen toplayıp gidelim dedim. Topladık beraber. Lakin son çiçekleri de toplayıp hocanın evine dönecekken dikkatimi bir şey çekti. Tam karşı tarafında duran ağaçta da bir takım yazılar vardı. Kalkıp o ağaca doğru yürüdüm. Baktım, diğerinin aynısı yazıyordu. Bir hayli şaşırdım ama artık alışmıştım böyle tuhaf şeylere. Atakan'ı çağırdım yanıma. Birader, gel bir saniye buraya dedim. Geldi. Şuna bak. Biraz önce de şuradaki ağaçta gördüm aynısını. Ne yazıyor dedim. Dikkatlice baktı. Yüzü sarardı birden. Hemen gidelim buradan dedi. Niye dedim. Giderken açıklayacağım dedi. Hızlı adımlarla geldiğimiz yoldan tekrar geri gidiyorduk artık. Birader konuşsana. Neydi anlamları bu ağaçlarda yazan şeylerin dedim. Anlatmaya başladı. Bunu mühürlü kitapta görmüştüm. Kardeşim, bu bir çeşit sınır dedi. Nasıl yani, ne sınırı dedim. Onlarla Ademoğulları arasında yapılmış bir anlaşma dedi. Sessizce dinliyordum. Bir taraftan hızlı bir şekilde yürümeye devam ediyorduk. İyi ki güneş ışığı altındayız dedi. Niye dedim. Emin ol, o kitapta bu sınırlar hakkında yazılanları duysan, değil geceleri bu ormana girmek, yanından dahi geçemezsin dedi. Ne olur peki, diyelim ki gece geldik. O yazılı ağaçların ortasında durduk dedim. Sınırı ihlal etmiş olursun. Bu durumda senin vebalini onlar almaz. Her türlü işkence ve ızdıraba kendini davetiye çıkarmış olursun dedi. Bu sözlerden sonra susmuştum. Sadece ilerliyorduk. Nihayet ormandan çıktık. Hocanın evine vardık. Kapıyı açınca hayli şaşırmıştım. Evde genç bir kız ve babası olduğunu tahmin ettiğim orta yaşlarda kasketli bir adam oturuyordu. Selam verip girdik içeri. Hoca bizim sağ salim döndüğümüzü görünce sevindi. Hiç oturmadan direkt lafa girdim. Hocam, şimdi ne yapacağız dedim. Şu an hiçbir şey yapmayacağız. Güneşin batmasını bekleyeceğiz. Daha sonra mühürü bozmak için elimizden geleni yapacağız oğlum dedi. Hocamın yanına yaklaştım. Hiç ormanda gördüğüm sınır mevzusunu açmadım. Başkaları da var diye. Kulağına eğilip, bu adam ve kız kim hocam dedim. Otur oğlum. Yabancı değiller. Onlar da senin ve arkadaşının derdine benzer bir dertten muzdariptiler. Lakin dermanlarını buldular dedi. Sessizce oturdum indere. Birkaç dakika kimseden ses çıkmadı. Herkes yerdeki desenlere bakıyordu. Bu sessizliği hocam bozdu. Yüzünü bana çevirip, oğlum, Tuğba kızımıza zamanında aşık olmuş bir tanesi. Tuğba dediği adamın yanındaki yani evdeki kızdı. Çok güçlüydü ona bulaşan mahluklar. Lakin ar ve namus sahibi olan, aynı zamanda iffetini koruyan bu kızımın azmi ve bir takım şeyler sayesinde uzaklaştırdık dedi. Şaşırmıştım. Hocayı dinliyordum dikkatlice. Bundan 2 sene evvel de oğlum. Tuğba kızım banyo yapıyormuş. Lakin banyoda avret yerlerini örtmemiş. Bu tehlikeli bir durumdur oğlum dedi. Dikkatimi iyice çekmişti anlattıkları. Sadece dinliyordum. Bu hatası yüzünden bunu görmüşler. Bir tanesi buna aşk musallat olmuş dedi. Günleri geceleri korkuyla geçiyordu. Bizzat şahidim oğlum dedi. Geceleri kalkıp kimi zaman ağara gidiyordu, kimi zaman ormana. Oralarda yatmak istiyordu ama bunu istemeden yapıyordu. Babası ve annesi perişan bir halde neredeyse her gece kapımı çalıyordu ve kızlarını eve götürmemi rica ediyorlardı dedi. Babası söze girdi. Sağ olun hocam. Sizin yardımlarınız sayesinde kurtardık kızımızı dedi. Ama ben sadece kıza odaklanmıştım. Tuhaf bir çekiciliği vardı. Bir an kız kafasını kaldırıp bana baktı. Hemen gözlerimi diğer tarafa çevirdim. Utanmıştım çünkü. O günlerde ilk defa bir umut ışığı doğmuştu içimde bu kızı görünce. Hocam bana doğru baktı. Oğlum, Tuğba kızımı kurtarmaktan çok daha zor mühürü bozmak. Ancak sağ olsun kendisi bize yardım edecek. Bozmak için gerçekten çok ama çok kötü şeyler gerekiyor dedi. Nasıl yani hocam dedim. Tam bu sırada kızın babası konuşmanın kalanını dinlemek istemiyormuş gibi müsaade isteyip aniden kalktı gitti. Ancak kız hala odada duruyordu. Hoca, Atakan, Tuğba ve ben kalmıştık. Tekrardan hocam bu kötü şeyler neler? Nasıl şeyler açıklayabilir misiniz dedim. Hoca bir müddet durakladıktan sonra zar zor söyledi. Haiz kanı gerekiyor oğlum dedi.
Şaşırdım. Direkt kıza baktım bu sefer. Hoca sözlerine devam etti. Haizli halde bekaretini yetirmemiş bir hanım kişinin haiz kanı dedi. Kıpkırmızı oldu ama ben daha çok utandım bunları duyunca. Gerçekler oğlum. Yapılması gereken bu. Ne kadar arsızca, utanmazca gelse de yolu bu. Devası bu dedi. Odada bir sessizlik oldu. Kimseden çıt çıkmıyordu. Zar zor kıza baktım. Aynalardakini gördün mü dedim. Kız bir müddet gözlerimin içine baktı ve kafasını evet manasına salladı çekinerek. Belki kız bu yüzden ilgimi çekmişti. Benim aynaların içinde gördüğümü o da gördüğü içindi belki. Yalnızca ben bunları yaşadım zannederken, içime atarken onun da benzer şeyleri yaşamasıydı aslında ilgimi çeken. Şimdi düşününce daha iyi anlıyorum. Kıza bakıp iyi misin peki şimdi dedim. İyiyim dedi sadece. Sesi de kendi kadar güzeldi. Bu kısa konuşmamın ardından yine bir sessizlik oldu. Aslında hiç bahsetmiyorduk ama içten içe korkuyorduk. Akşamki mühür bozma olayından. Hepimizin de aklı oradaydı. Gecedeydi. Gece yakındı artık ve o yaklaştıkça üzerime bir ağırlık, bir hezeyan çöküyordu. Sanki duvarlar üzerime geliyor gibiydi. Daha fazla dayanamadım. Birader dedim Atakan'a. Bana baktı. Dışarıda oturalım mı biraz dedim. Asıl amacım sigara içmekti. Sonra hocama döndüm. Ona bekliyorum anlamında. Kafasını çıkabilirsiniz manasında salladı. Çıktık evin dışına. Orman tarafında bir taşa oturduk bununla. Hatırlıyor musun dedim. Neyi kardeşim dedi. Hiç cevap vermedim. Cep telefonumu çıkardım ve MP3 açtım. Çok dinlerdik çünkü. Özellikle rakı içerken, iyi dostken. Bıraktım ortamıza telefonu. Birer tane sigara yaktık. Sessizce dinlemeye başladık. Atakan'a baktım. Gözlerinden boncuk boncuk yaşlar akıyordu. Onu öyle görünce başımı diğer tarafa çevirdim. Sessiz sessiz ağlamaya başladım. Bir taraftan gözlerimizden yaşlar akıyordu. Bir taraftan da düşünüyordum. Normal insanlar gibi niye değildim diye. Niye normal bir sevgilim yoktu? Normal bir yaşantım yoktu. Bir müddet böyle oturduk. Yarım saat filan geçmişti sanırım. Hiç konuşmadık. Arka arkaya sigaraları içtik. Sonra içeri girdik tekrar. Hoca yalnızdı. Kız mutfak tarafındaydı. Atakan hocanın bulunduğu tarafa mindere oturdu. Ben hızlı adımlarla mutfak tarafına geçtim. Kız beni görünce biraz tedirgin oldu. Hafiften de utandı. Senin yalan söylediğini hissediyorum dedim. Başı yere eğikti. Sonra gözlerime baktı. Nereden anladın dedi. Bu olaylar başladığından beri hislerim kuvvetlenmişti gerçekten de. Ona da bunu söyledim. Doğru, yalan söyledim dedi. Niye yalan söyledin dedim. Artık annemin ve babamın üzüntüsüne dayanamıyordum dedi. Gülümsedim. O duyguyu çok iyi biliyordum. Sana hala musallat olan cin mi var dedim. Evet var dedi. Ben sormadan ismini söyledi. Rüyalarında mı geliyor? İnsan ya da hayvan suretinde mi dedim. Benim çok sevdiğim biri vardı evvelden. Ama artık o yok. İşte onun suretinde geliyor. Direkt onun kılığında. Uyku halinde olmadığım zamanlarda bile geliyor dedi. Sana nasıl oluyor dedi. Ben rüyalarımda görüyorum dedim. Peki o sevdiğin ne oldu dedim. O da anlatmaya başladı. Buralarda biz odunlarımızı ormandan kendimiz getiririz. Bir gün babasıyla ormana oduna gitmişti. Babası onu kucağında getirdi. Ormanda fenalaşmış. Ondan sonra da düzelmedi ve artık o yok, öldü dedi. İlk başları rüyalar ile başladı. Her gece aynı rüyayı görüyordum. Ormandaydım. O da karşımda ancak hep yere bakıyor, orman zifiri karanlıktı. En ufak ses yoktu. Sadece karşı karşıyaydık. Onun başı öne eğik ama suret onun sureti. Böyle devam ediyordu. Sonra karşımdan kayboluyordu. Arkama geçiyor ama onu göremiyordum. Kulağıma eğilip rüzgardan gelen bir fısıltı gibi ene ve hip bekliyordu. Her gece bu sözü duyduğumda sanki bir rüzgar beni uyandırıyordu. Uyanıp sabaha kadar uyuyamıyordum. Bir gün hocama gelip anlamını sordum. Bu Arapça seni seviyorum demekmiş. Betim benzim atmıştı bunu duyunca. Sana aşkını söylüyordu yani dedim. Evet dedi. Peki rüyalardan gerçeğe geçiş nasıl oldu dedim. Bir gün yine aynı rüyayı gördüm. Enebe Hibbek cümlesiyle yine sanki biri uyandırdı beni.
Ama farklı bir şey vardı. Saat gece yarısını geçmişti. Annemle babam uyuyordu. Her zamanki gibi sabaha kadar uyumamayı planlıyordum. Yine aynı kabusu göreceğim diye. Ancak bu sefer farklı bir şey vardı. Kapıdan ses geliyordu. Köyümüzde zaten az insan vardı. Bu saatte ses gelmesi imkansızdı ama geliyordu işte. Kapı çalması gibi değildi. Bu onun sesiydi. Evet, oydu. Beni çağırıyordu. Dışarısı karanlık, ev karanlık ama o çağırıyordu. Gitmeliydim. O bana gelmişti. Gittim kapıya doğru, kapıyı açtım. Kapının 10 metre uzağında rüyalarımdaki gibi kafası yere bakar vaziyette bir heykel misali en ufak bir kıpırtı olmadan duruyordu. Yanına gitmek istiyordum ve gidiyordum ağır ağır. Ağlıyordum mutluluktan. O yaşıyordu. Nasıl olmuştu bu? Rüya değildi. Emindim olmadığına. O karşımdaydı. Yanına yaklaştım. Kafasını kaldırdım. Gözlerini ağır ağır bana çevirdi. Hayatımın en büyük korkusunu o an yaşadım. Bunlar sevdiğimin gözleri değildi. Dehşetin gözleriydi bunlar. Alevli şerlilerin gözleriydi. Göz çukurları dumansız ateş ile doluydu. O an dilim kilitlendi. Dondum kaldım. Çığlık atmak istedim ama atamadım. Gözlerine bakıyordum sadece, yani alevlere. Babamın sesiyle irkildim. Arkamı döndüğümde babam bana doğru koşuyordu. Tekrar önüme döndüğümde o gitmişti. Olduğum yere yığıldım. Uyandığımda yatağımdaydım. Babam ve annem yanımdaydı. Onu ilk görüşüm, onunla fiziki bir şey yaşayışım bu şekilde olmuştu dedi. Artık alıştım diyordu. Peki madem ondan kurtulamadın, hocam niye kurtulduğunu söyledi ya da onun gibi ilim sahibi birisini nasıl yanılttın? Kurtulmuştum. En azından uzaklaştırmıştım. Hocam bana bir muska yazdı ve muskayı yanımdan ayırmamam gerektiğini söyledi. Özellikle şunu tembih etti. Eğer bu muskayı anan baban dahil her kim olursa olsun senden çıkarmanı isterse asla çıkarmayacaksın. Banyoda bile boynunda tutacaksın dedi. Öyle de yapıyordum. Artık kabuslarım azalmıştı. Hatta hiç yok gibiydi. Lakin bir gün banyoda ayna karşısında saçlarımı tararken muska yine boynumdaydı. İçeri annem girdi. Hiç konuşmadan arkama geçti. Aynadan görüyordum. Boynumun dibinde nefesini hissediyordum. Annemin ama hiç konuşmuyordu. Sonra muskamın ipine dokundu. Onu ağır ağır boynumdan çıkarıyordu. Ve ben hiçbir şey yapamıyordum. Donmuştum sanki. Birden içeriden annemin sesi geldi. Beni çağırıyordu yemeğe, yardım etmem için. O an öyle bir çığlık attım ki annem koştu geldi yanıma. Ayaklarına baktım, normaldi. Su içirdi bana. Biraz sakinleştim. Sonra olayı anlattım. O da babama anlattı. Çözüm yolu arıyorlardı. Muskamı alamamıştı ama korkularım tekrar başlamıştı. Bundan bir hafta kadar sonra gece uyurken susuzlukla uyandım. Hemen elimi boynuma götürdüm. Muskam yoktu. Uyurken yastığa takılıp düşmüş olmalıydı. Çılgınca bir telaşla arıyordum yatağı, yeri, halıyı ama yoktu. Bu telaş sırasında kapıda tekrar onun sesini duydum. Durdum sadece. Aramayı bıraktım. O an bağıramıyorsun. Sadece gitmek istiyorsun onunla. O nereye götürürse orada olmak istiyorsun. Gittim kapıya. Yine oradaydı. Yanına gittim sadece ve elini tuttum. Gidiyorduk ama nereye bilmiyordum. Gözlerine bakmıyordum. Düşünemiyordum. Sadece gidiyordum. Götürdü beni ve uyuduk sadece. Ya da ben öyle görünüyordum o an. Sonra gözlerimi açtığımda annem ve babam korku içinde bana bakıyorlardı. Yanlarında hocam vardı ve bir şeyler okuyordu. En kötü tarafı ise ağırdaydık. Mutlulukla yattığım yerler samandı. Hala geceydi. Hocam evime götürdü beni. Başımda bekledi. Aklımı yitirme noktasına geliyordum. Tekrar muska verdi bana. Bak, boynumdan çıkarmıyorum deyip gösterdi bana muskayı. Eskisi kadar olmasa da hala benimle. Görüyorum ve hissediyorum dedi. Ama saklıyorum. Söyleyecek hiçbir şey bulamadım. Acıdım sadece kıza. Muhabbet esnasında güneş batmıştı. Artık mühürü bozacaktık. Hadi içeri gidelim dedim. Sessizce içeri geçtik. Hocam ve Atakan oturuyorlardı. Vakit geldi, hazırlanın dedi hocam. İlk olarak bu odanın boşaltılması gerekiyor dedi. Nasıl yani? Niye böyle bir şey gerekiyor dedim. Mühürü bozmak için bir takım şeyler gerekiyor. Bunlardan biri de odada sadece ritüelde kullanacağımız şeyler kalmalı.
ve dikkatimiz dağılmamalı. Odadaki her şeyi benim yattığım diğer odaya taşıyın oğlum. Size zahmet dedi. Tamam hocam dedik. Ne var ne yoksa hocanın yattığı odaya taşıdık. Aynı yapacağımız oda artık bomboştu. Bunlar olurken hoca bir taraftan da elinde bir kağıt yakıyordu. Kağıdın külünü avucunda topladı. Tuğba'ya dönüp, kızım biraz su kaynat. Suyun içine şu elimdeki sana vereceğim külü at. Daha sonra ise sana başka bir kağıt vereceğim. Kağıdı kaynayan suya atıp, kağıdın üzerindeki yazıların suya karışmasını bekle. Sonra suyu buraya getir dedi. Tuğba hemen hocanın söylediklerini yapmaya başladı mutfağa gidip. Sonra hocam bize dönerek, çocuklar, biriniz köydeki evlere dolaşıp 4 tane ayna bulsun. 4 taneyi bulunca derhal geri buraya gelsin. Fazlasına gerek yok. Diğeriniz ise yaksın ve külünü bana getirsin. Evin arka kısmında ağırın o tarafta bolca mevcut ancak toplayıp gelin ve kapının önüne yakın. Orman tarafında sakın ha yakmayın. Toplayıp gelin evin önünde yakın dedi. Üzerine basa basa vurgulamıştı bunu. Bir müddet düşünerek durakladı hoca. Ayna toplamaya giden kişi evlerin kapısını çalınca açan olması şu kelimeyi söylesin bir taraftan dedi. Kelime ene racüldi. O zaman kapıyı açarlar dedi. Atakan ile birbirimize baktık. Tamam hocam deyip dışarı çıktık. Kapının önünde Atakan'a baktım. Ben aynaları toplayayım, sen de yakma işlerini yap dedim. Tamam manasında kafa salladı. Sonra o orman tarafına, yani ahırın olduğu bölgeye doğru gitti. Ben de köydeki evlerden aynaları toplamak için ayın verdiği loş ışıkta toprak yolda ilerlemeye başladım. Köyde zaten az ev olduğunu biliyordum da niye bu kadar aralıklı yapmışlardı evleri diye de düşünerek yürümeye devam ettim. Dikkatimi çeken başka bir husus ise köyde neredeyse kimseyi görmeyişimdi. Bir insan niye böyle bir yerde yaşar ki diye düşündüm bir an. İlk ev hocanın evine bayağı uzaktı. Hocanın evi orman tarafındaydı. Diğer evler ormana zıt tarafta kalıyordu. Toprak yolda ilerlerken ilk evi gördüm. Yanında ahır olan tek katlı eski püskü bir evdi. Ahırın kapısı yoktu. İçerisi dışarıdan daha karanlıktı. Ahıra baktım birkaç saniye. Hemen gözlerimi ev tarafına çevirdim. Bu kez gözüm direkt kapıdaydı. Hızla ilerlerken aniden zincir ve avlama sesiyle irkildim. Sol tarafta köpek bağlıydı. 2 adım daha atmış olsam bacağımı kapacaktı. Biraz daha sağ tarafa geçtim. Köpeğin zinciri yetişmiyordu o tarafa. Köpeğin gözlerine baktım. Avlaması kesildi. Parlıyordu gözleri ve büyük bir hırsla dişlerini sıkıyordu ama hiç havlamıyordu. O andan sonra sadece bana bakıyordu. Bir müddet ona baktım. Bu manzaradan rahatsızlık ve korku duyup hemen çaldım kapıyı. İçeriden hiç ışık gelmiyordu. Bunun haricinde en ufak bir ses dahi yoktu. Daha sesli çaldım bu sefer kapıyı. Sağ tarafta kalan pencerenin perdesi bir an için kalktı ve bir kafa bana baktı sanki. Ama anlıktı bu olay. Emin olamadım. Pencere tarafına gidip bu sefer pencereye vurdum. Hoca yolladı beni diyordum. Lütfen açın kapıyı. Sadece benim sesim yankılanıyordu ayın loş ışığında. Ne evden, ne dışarıdan, ne de köpekten en ufak bir ses gelmiyordu. Ve azıcık bir kıpırtı dahi yoktu. Pencereyi kıracaktım. Ard arda vuruyordum cama. Lütfen açın kapıyı diyordum. Sonra hocamın söylediği şeyler geldi aklıma. Ene racül dedim. Ard arda ama bu sefer bağırarak. Kapının kilit sesini duydum. Hemen o tarafa gittim. Bir erkek çocuğuydu bu. Ama racül dedi. Kafa salladım. Evet manasında. İçeri gel dedi eliyle. Şöyle bir süzdüm içerisini. Karanlıktı. Tamam deyip içeri girdim. Çocuk önde, ben arkada ilerliyorduk. Evin en ucunda sağ tarafa döndü çocuk. Ben de onu takip edip girdim odaya. Bir tane yanmakta olan mum vardı ortada. Mumun yanında oturan yaşlı 2 kadın vardı. Hiç pencere yoktu odada. İlk dikkatimi çeken de bu olmuştu. Duvarlara baktım. Hiçbir tablo ve benzeri şeyler yoktu. Çocuk kadınlara dönüp beni işaret etti. Ve ene recül, ben erkek bir insanım dedi. Bunu söyleyince kadınlar direkt yüzüme ve ayaklarıma baktılar. Gayet yumuşak bir ses tonuyla birisi, otur oğlum buyur dedi. Oturdum. Beni hoca yolladı. Eğer sizde varsa ayna istiyorum dedim. Hayır mı şer mi oğlum dedi kadın. Diğeri hiç konuşmuyor, sadece yaşlı gözlerle beni süzüyordu. Şer dedim. Kadının yüzü düştü.
Evimizin içinde ayna yoktur oğlum. Zamanında bütün aynaları ağıra kaldırmıştık. Orada olacaktı. Onları alabilirsin dedi. Yanındaki küçük çocuğa Arapça bir şeyler söyledi. Kafasıyla beni işaret etti. Sanırım yardımcı ol diyordu. Çocuk kendisini takip etmemi istedi. Ayağa kalktım. Tam odadan çıkacakken hiç konuşmayan kadın birden bana seslendi. Ve yanındaki bizim evimize giremez. Ancak kapıda seni beklemeliydi. Neden seninle dedi. Dilim tutulmuştu sanki. Yanındaki kimmiş dedim. Kapıda seni bekleyen dedi. Kapıda kimse yoktu. Ben yalnızım dedim. Emin misin dedi. Hiçbir şey diyemedim. Direkt kapıya yöneldim. Çıktım odadan. Bu yaşlı kadın niye öyle demişti bana? Kimdi yanımdaki? Bu gibi sorular beynimi istila etmeye başladı bir anda. Aklıma içerideki kadınların ayakları üzerine oturdukları geldi birden. Dikkat etmemiştim ayaklarına. Geri dönüp baksa mıydım acaba? Bu düşünceleri beynimden kovup çocuğu takip ederken gözlerim ayaklarına kaydı. Normaldi ayakları. Bir anda rahatladım. Kapıyı açtı çocuk. Dışarı çıkmıyordu. Gel, ahırdan ver aynaları dedim. Sağ tarafta duvarlara dayalı aynalar, ahır orası dedi. Ve kapattık kapıyı yüzüme. Köpeğe baktım. Sanki karşısına biri var gibi dört ayak üstüne dikilmiş, dişlerini sıkarak bakıyordu. Beni görmüyordu bile sanki. Hiç bakmadım köpeğin baktığı tarafa doğru. Ağır ağır ağıra doğru ilerledim. Hiç girmek istemiyordum oraya. Baktım içerisi zifiri karanlık. Hemen hızlıca girip sağ taraftan aynaları alıp çıkacaktım. Girdim ağırın kapısından içeri. Ortalık kapkaranlıktı. Hiçbir şey görünmüyordu. Sağ tarafa dönüp elimi uzattım. Ne var ne yok kucakladım. Ter içinde kalmıştım ama o bir dakikada elime bir şey dokundu. Tutup kaldırdım. Dışarı çıkardım elimdekileri. Evet, aynalardı bunlar. 5 tane ayna vardı. Rahatlamıştım. Aynaları alıp çıkınca köpek birden zincirini koparacak derecede tedirgin oldu. Havlıyordu ama bana değil, karşı tarafına bakıp havlıyordu. Hemen arkasından kapı açıldı. Çocuk beni çağırdı. Gel çabuk dedi. Sonra köpeğin baktığı yere baktı ve sustu. O oraya bakınca ben de kafamı kaldırıp refleks olarak oraya çevirdim. Ve görünüyordu. Loş ışık da oradaydı. Köpeğin karşısındaydı. Yüzü yere eğik biçimde duruyordu. Kendi sıfatındaydı. Kimse gibi değil. Doğruca kendisiydi. Ne annem, ne babam, ne de arkadaşlarım kılığında değildi. Saf, doğal benliğiyle köpeğin karşısında duruyordu. Kadının bahsettiği benimle gelen bu muydu? Evden çıkmayan çocuk nedense bana doğru koştu. Kolumdan tuttu, bakma diyordu. Onun olduğu tarafı eliyle kapatıp beni çekiyordu. Hadi eve gir diyordu. Çekti kolumdan eve doğru. Bakma diyordu. Bunu belki yüzlerce kez tekrar etti. Bir denil girdim. Koştum çocukla eve doğru. Aynalar arkada kalmıştı. Köpek havlıyordu ve aşırı tedirgindi. Eve girdik, kapıyı kapattık. Çocuk bana baktı. Özellikle alnıma doğru bakıyordu. İyisin, bir şeyin yok dedi. Kimdi o, niye burada diyordum. Sorular soruyordum çocuğa. Çocuk hiç cevap vermiyordu. Bir taraftan onu takip ediyordum. Kadınların olduğu odaya girdik ancak onlar yoktu. 2 adet saç teli vardı upuzun. Kadınların oturduğu yerde. Çocuğa baktım. Korkma, otur dedi. Kimsin sen dedim. Otur, anlatacağım dedi. Hala oturmuyordum. Sonra selam verdi bana Arapça. Ben de selamını aldım. Kötü biri selam veremez değil mi dedi. Çok olgun konuşuyordu. Küçük bir çocuktu ama konuşması ve hareketleri yaşlı bir adam gibiydi sanki. Oturdum. Gözlerini kapatır mısın dedi. Niye dedim. Zahar ve Tilmun'u, yani onları çağıracağım. Lakin sen bu anı görürsen aklını yitirirsin dedi. Kendi iyiliğin için kapat. 5 saniye sonra açarsın dedi. Zahar ve Tilmun onların adıdır. Tam isimleridir dedi. Kapattım, açtım gözlerimi. Kadınlar oturuyordu tekrar. O saç tellerinin olduğu yerde. Ve bana bakıyorlardı. Odadan çıkarken benimle konuşan kadın gördün mü dedi. Kafa salladım evet manasında. Birden kapı çaldı. Çocuk sessiz ol dedi bana. Ses duyuldu. Hocanın bana söylediği kelimeyi söyleyen bir sesti bu. Çocuk kapıya yöneldi. Biraz sonra içeri geldi. Yanında Atakan ve Tuğba da vardı. Seni merak ettik dediler. Ayaklarına baktım, normaldi. Beni aramaya çıkmışlardı. Tuğba yalnız gelecekmiş. Tahmin etmiş burada olduğumu. Ancak hoca Tuğba'yı yalnız yollamamış. O yüzden Atakan'la gelmişler.
Hocanınkine en yakın ev bu olduğu için ilk buraya gelmişler. Dışarıda bir şey gördünüz mü dedim. İkisi birbirine baktı. Hayır dediler. Tamam dedim. Tuğba, niye? Ne oldu, bir şey mi görmemiz gerekiyordu dedi. Yok, önemli değil dedim. Kadınların ikisi de yere bakıyordu. Hiç konuşmuyorlardı. Tuhaf olan şuydu. Atakan ve Tuğba kadınlara doğru hiç bakmıyorlardı. Sanki onlara göre odada sadece ben ve çocuk vardık. Bu düşünceleri kafamdan attım ve hadi gidelim dedim. Çocuğun bana anlatacakları vardı aslında. Merak da ediyordum. Çok bilgili bir çocuktu. Veya çocuk suretindeydi, bilemiyorum. Çıktık dışarı. Dışarıda bıraktığım yerde duruyordu aynalar. Köpek yatmış sakince dışarı izliyordu. Biraz önceki hırçınlığından eser kalmamıştı ama ben biraz öncekini, yani onu bir kere görmüştüm. Gözümün önünden o sureti gitmiyordu. Aynalardan üçünü ben aldım. İkisini Atakan'a verdim. İlerliyorduk. 4 tane ayna lazımdı. Fazlasıyla bulmuştuk. Atakan, o odada kaç kişiydik dedim. Sen ve küçük çocuk vardı, niye sordun dedi. Boş ver dedim sadece. Gözlerim dolmuştu bu cevabı duyunca. Artık görülmeyenleri gören birine mi dönüşüyordum? Tuğba'nın sesiyle irkildim. Her şeyi hazırladım. Sadece aynalar kaldı. Bir de şekillerin çizimi dedi. Tamam dedim. Hocanın evine varmıştık artık. Hocam, içeride yere bir şeyler çiziyordu. Bizi görünce sevindi. Çok merak ettim. Oğlum nerede kaldın dedi. Başımdan geçenleri ve gördüğüm şeyleri bizzat anlattım. Hoca, bir an önce başlayalım. Yoksa biz onlardan kurtulmazsak onlar bizi ateşlerinde yakacak dedi. Hemen odadaki ocakta ufak bir ateş yaktı. Lanetli kitabı, kolyeyi ve ateşin içine attı. Bir yandan ateşi izliyor, bir yandan Kur'an-ı Kerim'den ayetler okuyordu. Kitabın lanetiyle ocakta çok büyük bir alev oluştu. Sanki kitap cehennemin en ücra köşesine yanıyor gibiydi. Kitap yanıp bittikçe dağlardan korkunç sesler geliyordu. Evet, bu sesler acıyla kıvranan cinlerin sesleriydi. Kitap tamamen yanıp yok oldu. Sadece yerde bir avuç külü kalmıştı. Her şey yolunda gidiyordu. Artık elimden dua etmekten başka bir şey gelmiyordu. Hoca şekilleri çizdi. Atakan'la aynaları hocanın dediği gibi yerleştirdik. Bir tane ayna yerdeydi. Diğer aynaları duvara yaslamıştık. Hoca her şey hazır dedi ve perdeleri çekti. Gidip kapıyı kontrol etti ve yere oturdu. Hepimiz yerdeki aynanın etrafına toplanmıştık. Ben, Atakan, Tuğba ve hoca. Hoca ocaktaki külleri alıp Arapça bir şeyler söyleyerek yerdeki aynanın üzerine serpti. Serptikçe diğer aynalar kararıyordu. Diğer aynalar karardıkça hoca daha da bağırıyor, sesi odanın içinde yankılanıyordu. Birden susup Atakan'a çevirdi aynada olan gözlerini. Atakan'ın gözlerinde ise sadece korku vardı. Hoca tekrar aynaya dönüp Arami dilinde büyü bozma duasını okudu. Hoca okudukça yerde duran ayna da kararıyordu. Aynanın üstüne kanı damlatmaya başladı. Yani adet kanını. Kan damladıkça siyah dumanlar tütüyordu. Geri kalan külleri serpmeye başladı kanların üstüne. Küllerden ifrit yazılmıştı bir anda. İfrit, besmelesiz yapılan ilişkiye ortak olur. Doğan çocuk mutlaka ifritin huylarını taşır. Camın önünden alaycı bir şekilde gülme sesleri geliyordu. Sesimi çıkaramıyordum. Çünkü yine başıma bir bela daha ekleneceğinden korkuyordum. Tam o sırada duvara yaslı aynalardan çatlama sesi geldi. Aynalar çatlayınca camın önündeki sesler ciddileşmeye, hatta kızgınlaşmaya başladı. Sanki bir telaş içindeydiler. Hoca durup gözlerini kapattı ve aynaya doğru yaklaştı. Konuşmuyordu. Fakat mimiklerinde ani değişimler oluyordu. Birden yerdeki ayna kırıldı. Parçaları her yere savrulmuştu. Hocanın eli yüzü kanlar içindeydi. Ayna parçaları her yerini kesmişti. Ama hoca bırakmadı. Okumaya devam etti. O okudukça kapı arkasından ve cam önünden ızdırap sesleri geliyordu. Yenilmek üzere olan cinlerin sesiydi bu. Sonra odanın kapısı açıldı. İçeri biri giriyordu. Korkudan nefesim kesiliyordu sanki. İçeri giren hocanın oğluydu. Hoca oğluna baka kaldı bir müddet. Sonra "Hoş geldin oğlum, hoş geldin" dedi. Hüngür hüngür ağlıyordu. Baba, tüm şeyler gitti artık. Edebini koruyan namuslu kızın kanı, zina yapan edepsiz kızın büyüsünü bozdu. Beni merak etme. Ben Müslüman cinleri yanında huzurluyum. Şeytanlaşmış Adem oğlundan daha iyiler onlar. Bunları söyledi.
ve bir anda kayboldu gözden. Ben korkudan bayılmıştım zaten. Uyandığımda hastanedeydim. Yanımda babam ve annem vardı. Hemen ayağa fırlayıp hocamı ve Atakan'ı sordum. Babam Atakan'ın öldüğünü söyledi. Kalp krizi teşhisi koymuşlar. Beni de köyün çıkışında aşık bir bölgede bulmuşlar. Aradan 5 yıl geçti. Hala eski yaşadıklarımın korkusu vardı üzerimde. Atakan ölmüştü. Tuğba'yı da tanıyan yoktu. Hoca kayıptı. Kaç defa hocamı bulmak için uğraştıysam da bulamadım. Çünkü hocanın yaşadığı köy 50 yıl önce komple boşaltılmış ve kimse yaşamıyormuş. Babama sorduğumda ne hocası oğlum diyerek bilmediğini söylüyordu. Artık kabuslar görmüyordum. Hoca başarmıştı. Kurtulmuştum. Bu yaşadıklarımı Allah kimseye yaşatmasın. Daha sonra ailemle memlekete döndüm. Okulumu bitirdim. Hayatıma sorunsuz şekilde devam ediyorum. Ama her zaman dualarla korunuyorum. Bir daha aynı lanetleri yaşamamak için Allah'a her gün dua ediyor ve şükrediyorum. Değerli dinleyicilerim, heyecan dolu final bölümümüzün sonuna geldik. Hikayeyi anlatırken sürçülisan ettiysem affola. Kanalıma henüz abone olmadıysanız abone olup videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir başka hikayede görüşmek üzere. Hoşça kalın.